kentlerde devam edecek. Açılışı Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank yaptı. Mustafa Varank açılış konuşmasında önemli çağrılar yaptı, özellikle yatırımcılara. Gelin uçtan uca yerlileşme programının siz de bir parçası olun dedi. Tabii birçok yatırımcı katılıyor bu fuara. Hem yurt dışından yüzün üzerinde firma var, hem de yurt içinden firmalar var. Tabii yurt içindeki firmaların bir anlamda dışarıya açılması için, ticaret yapması için önemli bir fırsat olarak görülüyor bu fuar. Tabii birçok firmanın standı var. Hem yabancı hem yerli firmaların standları var burada. Bizler şu anda Emin Evim standının önündeyiz. Burada değerli bir konuğumuz var yanımızda. Emin Grup, Emin Evim Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Üstün'le hem fuarı hem de Emin Evim'i konuşacağız. Sayın Üstün, hoş geldiniz yine. Hoş geldiniz. Şimdi Emin Evim özelinde ve konut sektörü özelinde sorularım olacak ama şununla başlamak istiyorum. Geçtiğimiz sene de festival havasında geçmişti. Yoğun katılım vardı ama bu sene oldukça yoğun bir katılım var. 6 kat geçtiğimiz seneye oranla 6 kat daha fazla bir başvuru söz konusu. Gitgide artan bir ivme var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Fuarı nasıl buldunuz? Ben 28 senedir MÜSİAD'ın fuarlarına katılıyorum. İlk fuara İzmir'de katıldık. Bu fuar çok heyecanlı bu sene. Çok heyecanlı. Bu katılım inşallah iz bırakacak. Anadolu insanının, Anadolu sanayisinin, Anadolu esnafının İstanbul ayağı uyanmış oluyor. Bu fuarda bütün iş adamları, iş sahipleri, katılımcılar bir araya geldi. Bu fuarın çok verimli geçeceğine inanıyorum. Türkiye'miz inşallah belki ihracat bağlantıları yapacak. Birçok noktada dünyadaki iş adamlarıyla bu fuar tanışma fırsatını yakalamış olacak. Siz de Emin Grup olarak bu fuarda yerini aldınız. Her sene olduğu gibi uzun yıllardır katılıyorsunuz. Tabii akla hemen konut sektörü geliyor. Şu anda ne yazık ki konut sektörü beklediğimiz durumda değil. Bununla ilgili çözümler, projeler ortaya konuyor. Siz Emin Grup olarak ne tür projeler ortaya koyuyorsunuz? Konut sektörü hakkında neler söylemek istersiniz? Biz Emin Grup olarak Emin Evim ve Emin İnşaat ve birçok alanlarda tarımda, hayvancılık, enerji konularında yatırım yapıyoruz. Fakat Türkiye'nin bir kaderi var. Türkiye finans ayağını çözmüyor konutta. Finans ayağını çözemediğimiz için bugünkü müteahhitlerimizin ve vatandaşımızın sıkıntısı finanstan geliyor. Bugün faizlerin %30, %40'a çıkması finans dünyasında esnafın arasında, yatırımcının arasında bir sıkıntı oluşturdu. Türkiye'de 1 milyona yakın yılda konut satışı oluyor. Takriben bunu 10 binde bir satıyoruz. 10 bin konutu. Şunu diyebilirim ki bizim gördüğümüz gözlem şu: tabu dairelerinde şu an satış olmuyor. Belki el birliği sistemiyle satış yapan Emin Evim'in önderliğinde satışlar oluyor. Neden oluyor? Çünkü faiz uygulamadığımız için faizi almıyoruz. Enflasyon da uygulamıyoruz. Sıfır faizle, sıfır enflasyonla yalnız katılım bedeli almak suretiyle insanımızı konut sahibi yapıyoruz. Bugün tabu dairelerine gittiğiniz zaman göreceksiniz ki hakikaten bir sakinlik var. Ama biz bunu şu an uygulamayla gösterdik ki eğer bu el birliği sistemi daha geniş alanda uygulanabilseydi, devletimiz de bunun altyapısını inşallah bir an evvel yapar da merdiven altı çalışmalar olmamış olur ve insanların da parası boşa gitmemiş olur. Bu sistemin bu işi çözeceğine inanıyorum. Eğer biz 10 bin konut satmışsak, bu sistem eğer daha legalize olabilirse, daha uygun olursa belki 100 bin, belki 200 bin konut satarak müteahhitimizi ve vatandaşımızı sıkıntıdan kurtarma imkanı olabilir. Yani kısa vadede bu konut sektörünün tekrar hareketlenmesi konusunda ümidiniz ne kadar var? Çünkü devletin de uyguladığı bazı politikalar var. Kısa vadede mümkün mü bu? Yani kısa vadede mümkün çünkü 10 milyon insan şu an konut almak için bekliyor. Fakat bu imkanları bulamadığı için bu 10 milyon insanın bir havuz içinde hiç olmazsa bunun 1-2 milyonunu toplamak lazım. Bu havuza konan imkanlarla, paralarla, taksitlerle de yıl ayda 100 bin kişi konut sahibi yapmak lazım yılda. Yılda hiç olmazsa 100 bin kişi konut sahibi yapmak lazım. Bu mümkün. Bütün mesele yetkililer evvel hızlandırıp bu sistemi incelemeleri lazım. El birliği bu işi nasıl yapıyor? Emin Evim bu işi nasıl yapıyor? Bunu inceleyip bir an evvel altyapısını oluşturmaları lazım. Emin Grup'un hedefleri, beklentileri neler? Önümüzdeki yıllar içerisinde hem kısa hem orta vadede. Az önce rakam da verdiniz. %1'lik bir kesime hitap ediyor dediniz. Yani Türkiye'nin bugün konut sektörü 1 milyon diyorum. Türkiye 1 milyon konut olursa Türkiye'de sırada bekleyen 10 milyon konuta ihtiyaç var. 10 milyon da genç yetişiyor. 20 milyon konuta ihtiyacımız var 20 sene için. Yani 20 sene için 20 milyon konut demek her sene 1 milyon konutun piyasaya çıkması demek. Bunu sağlayacak el birliği sisteminin yapılmasını gayret edeceğiz. Yetkililere sistemi anlatacağız.
ve önümüzdeki yıllar bu sistemi daha büyüterek daha geniş %1'e değil de hiç olmazsa %5'e hitap etmek için yani yılda 50 bin konutu nasıl satabiliriz? Bunun yolunu araştıracağız. Belki kanuni altyapılar oluşursa, bunun sistemi yönetmenliği oluşursa bu sistemin bu konutu çözeceğine kesin garanti verebiliyorum. Tabii konular birbiriyle bağlantılı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hep vurguladığı yerli ve millilik. Türkiye'nin son dönemde yerli ve milli politikalarında oldukça yoğunlaşma görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık vurgu yapıyor. Siz nasıl görüyorsunuz bu millileşme, yerlileşme hamlesini? Yani bu yerli ve millileşme şart Türkiye'mizde. Çünkü biz batıdan gelen kapitalist sistemle bu işi çözmemiz mümkün değil. Onlar işi tamamen menfaat ve yatırımlarını tamamen kazanç üzerine kurmuşlar. Halbuki burada kazan kazan olacak. Hem biz kazanacağız, hem alıcı kazanacak, hem müteahhit kazanmış olacak. Burada dengeli bir politikaya ihtiyaç var. Milli bir politikaya ihtiyaç var. Yerli bir politikaya ihtiyaç var. El birliğine ihtiyaç var. El birliği olursa bu iş çözülebilir. Bütün mesele yapılanları yetkililerin görmesini istiyorum. Yani yapılanları görmesini istiyorum. Çünkü geciktirmemek lazım. Bugün faizlerin %30, %40 olması bir konuda 3 kat fiyatı alabiliyorsun. Bu da almak mümkün değil. Bu şartlarda konut satışı olmaz Türkiye'de. Ancak ve ancak bir el birliğiyle finansı faizi kaldırabilirsek o zaman bu işi çözebiliriz. Şimdi 2023 yılında 500 milyar dolarlık bir ihracat öngörülüyor. Bu fuarın nasıl bir katkısı olur önümüzdeki dönemde 2023 hedefleri için? İnşallah bu bir ihtisas fuarı haline dönüşür. Daha böyle geniş bir alana hitap eder. Bu fuar da başlangıç olur bu işin şeyi. Çünkü yurt dışından gelen iş adamlarımız var. Yurt dışından gelen iş adamları var. İş adamlarımızla iş adamlarını birleştirmek suretiyle fuarda buluşmak, adres alıp sat vermek ve ilerideki yapılacak işlerle ilgili çalışma yapılırsa biz de 2023'te 500 milyar hedefi Türkiye olarak, dolar olarak yakalayabiliriz inşallah. Peki son mesajınızı alalım. Emin Grup olarak ne söylemek istersiniz yayını noktalayacağız? Biz inşaat sektörünün canlanmasını istiyoruz. Müteahhitlerimiz çok sıkıntıda. Bir an evvel bunların imdadına çözüm getirecek metodu bir an evvel yetkililerin piyasaya kanunlarıyla meclise getirmelerini bekliyoruz. Peki. Sayın Emin Üstün çok teşekkürler. Yayına katıldığınız için çok sağ olun. 17. Müsiyat Expo fuarı devam ediyor. Sabah saatlerinde başladı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank açılışını yapmıştı. Burada tabii çok sayıda firma var. Yayının başında da ifade ettik. 100'ün üzerinde firma, yerli ve yabancı firma var. Firmalar için büyük bir fırsat olarak görülüyor bu fuar. Zira Türkiye'nin ve bölgenin en büyük ticaret fuarları arasında ve uluslararası bir boyutta elbette ki uzun yıllardır devam ediyor. Bu sene 17.si yapılıyor. Bizler de Emin Evim standının önündeydik. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Üstün'le birlikte konut sektöründe değerlendirme fırsatı bulduk.